Arkadaşlar merhaba. Gene bugün bir hata düzeltme videosu ve ufak bir tanıtımla karşınızdayız. Cihazımız Avgo 7 inç Volkswagen işte Skoda ve benzeri araçlara uyumlu cihaz. Cihazda ufak tefek sıkıntılar var. Bunları düzeltmek için yazılım yükleyeceğiz. Küçük yama dosyaları, config dosyaları vesaire yükleyeceğiz. Cihazımızı stabil hale getireceğiz. Şimdi öncelikle cihazımızdaki sorunu anlatıyorum. Sorunları belki kullanan arkadaşlar vardır, fark etmemiştir ama kullandıktan sonra ya da ben tarif ettikten sonra belki fark edeceklerdir. Şimdi bu cihazda sesle alakalı küçük bir sorun var. Şöyle cihaz 7 ve 8 arasında geçiş yaparken şu şekilde cihazımızda ses birden yükselme oluyor. Yani 7-8 gibi değil de 7'den 12'ye atlıyormuş gibi bir ses farkı oluyor. Bu da bazı arkadaşları rahatsız ediyor. Buna bir düzeltme yaptık. Bu düzeltmeyi de aşağıda linkte paylaşıyorum. Nasıl yapılacağını da anlatacağım şimdi zaten. Nasıl hani sizle beraber yazılımı da yükleyeceğiz. Bu şekilde bunu çözmüş olacağız. Ve bazı cihazlarda cihazımızın sesi yüksek çıkıyor ilk açıldığında. Bu yazılımla o da düzelmiş olacak. Sesi kaçta bıraktıysak o şekilde açılacak cihaz. Yani 3'te bıraktıysak, 3'te, 5'te bıraktıysak 5'te şeklinde açılacak. Tabi cihazın içinde farklı ayarlar var. Onları değiştirebiliyoruz. Bir de cihazımızın İçinde, ayarların içinde şurada uyku diye bir ayar var. Bu ayar düzgün çalışmıyordu. Bu yazılımla bu da düzgün çalışmış oluyor. Bu da nasıl oluyor? Burada uyumayı seçersek eğer cihaz uyuyor. Yani komple uyuyor ve sıfırdan açılıyor. Yani logo geliyor. Cihaz Android diyor ve sonra açılıyor. Buradaki seçeneklerden birini seçersek bir gün, iki gün, üç gün gecikmeyi cihazımız bu iki gün bekliyor. 2 günden sonra sıfırdan açılabiliyor veya hiç açılmıyor. Bunlardan birini seçtiğimiz zaman cihazımız kontağı açtığımız zaman süre dolmadığı zaman direkt otomatik kaldığı yerden anında açılıyor. Yani hızlı başlatma olmuş oluyor cihazımızda. Cihazımız hızlı başlamış oluyor. Bunları hepsini düzeltmiş oluyoruz bu yazılımla. Tabii cihazda ufak tefek farklar var. Menüsü bu şekilde olacak cihazın ama şuraya basılı tutunca ya da ortaya basılı tutunca buralara bu şekilde cihazımızın ana menüsünü değiştirebiliyoruz. Yani launcher'ını değiştirebiliyoruz bu ana menüsündeki. Mesela bunu seçtiğimiz zaman cihazın menüsü bu şekilde oluyor. Bu şekilde değiştirebiliyoruz. Bu şimdi standardında bunda olduğu için ben bundan tarif etmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde değiştiriyoruz. Ben değiştirmedim. Siz hangisini seviyorsanız onunla değiştirebilirsiniz. Cihazımızın tuşları bu şekilde tuşlu bir cihazımız. Cihazımıza öncelikle yazılımı nasıl atacağız? Şimdi yazılımı aşağıda paylaşıyorum. Yazılımı boş bir USB'ye yüklüyoruz. USB'mizin içinde auto update diye dosya yüklüyoruz. Dosya şeklinde zipli veya RAR'lı olmayacak. Dosya şeklinde yüklüyoruz. Cihazımızın USB'sine takıyoruz. Ben şimdi cihazımızın USB'sine takacağım. Cihazımızın USB'sine taktığımız anda cihazımıza cihazınızı yükseltmenize emin misin diye soracak. İstiyorsanız tamam basıyorsunuz, istiyorsanız bekliyor. Otomatik kendi yükseltmeye başlıyor. Adımları bu şekilde adımları takip ediyoruz. Bekliyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Cihazı kapatıp açmıyoruz. Kontağı kapatıp açmıyoruz araçtaysa eğer. Bekliyoruz. Tamamen bekliyoruz. Kendi kendine yazılımın yüklenmesini bekliyoruz. Şu anda cihazımız açılıyor. Yeniden. Bu işlem 1-30 saniye falan sürüyor. Şu an yazılım yüklemeye devam ediyor. Tuş ışıkları yanıp sönüyor. Yani USB çıkartmıyoruz. Bekliyoruz. Şu an tuş ışıkları yanıp sönüyor görüyorsunuz. Yani yazılımın devam ettiğini gösteriyor. Yükseltme bitti diyor. Şu an yazılım bitti ve buraya dokunuyoruz. Dokunduktan sonra cihazımız yazılımı yüklemiş oluyor ve tüm hatalarını düzeltmiş oluyor. Sonra cihazımızın arkasından USB'mizi çıkarıyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şu, bu cihaz için söylüyorum. Yazılım yükledikten sonra tuşlar vesaire silinmiş oluyor bu şekilde ve çalışmıyor. Demin çalışıyordu videoda. Yazılım atmadan önce dikkat ettiyseniz. Bunun da yazılımını aşağıda ekliyorum. Yani normalde girip kendiniz tek tek ayarlayabilirsiniz ama uğraşmamanız için ekstra başka bir USB.
Bu USB'mizi de cihazımızın arkasına takıyorum tekrar. Yani iki adet USB gerekiyor veya silerek sırayla da yapabilirsiniz tek USB'niz varsa. USB'mizi cihazın arkasına taktık. Yapmamız gereken ayarlara giriyoruz. Ayarlar bölümünden aşağıya inip fabrika ayarları. Buranın şifresi de 1, 2, 3, 4 şeklinde giriyoruz. Ve cihazımızın ana menüsünde yukarı doğru kaydırıyoruz. Burada CAN bus ayarları falan sıfırlanmış oluyor. Şuradan yapılandırma ayarları. Yapılandırma içe aktar. Yani normalde biz arkadaki yani USB'ye koyduğumuz yazılımı şu an cihazın içine aktarıyoruz. USB 1 diye seçiyoruz. USB'ye takılı çünkü. Bu şekilde bekliyoruz. Şu an cihazımızın config dosyasını yüklüyoruz. Cihazımızın orijinal haline gelmesini bekliyoruz şu anda. Biraz bekliyoruz. Şu an işlem tamamlanmak üzere. Cihaz kapanıp yeniden açılacak. Küçük yama dosyalarıdır bunlar. Cihazın ana yazılımı değildir. Yani bunu da söyleyeyim. Sadece yama yazılımı, düzeltme yazılımı. Şimdi bu yazılımları başka bir cihaza atmaya çalışırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Farklı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu cihaz için, Avgo cihaz için, Volkswagen 7 inç için uygundur. Başka cihazlarda sıkıntı yaratabilir. Bilginiz olsun. Bu cihaz içindir. Bu tarz şikayetleri sıkıntısı olan arkadaşlar bu yazılımı atarak cihazını düzeltme yapabilir. Şu anda cihazımız hazırlandı. Tuşları kontrol ediyoruz. Cihazımızın tuşları gene orijinali gibi şu anda çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Tuşlarımız şu an aktif. Yani bunu normalde manuel uğraşmaktansa USB'yi tekrar çıkarıyorum. Manuel uğraşmaktansa otomatikman ayarlamış oluyor. Cihazımızın ayarlarını da buradan normalde eğer aracımızda bir eski ya da çok yeni ise fabrika ayarları bölümünden CAN bus ayarını değiştirebiliyoruz. Aracımıza göre çalışmayan bir şey var ise. Zaten şöyle bu yazılımı atınca CAN bus'ı eski haline geliyor. Yani buradan normalde şu an bir ayar yapmamıza gerek yok. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin.